Herkese merhabalar. Kale Gündemi'nin bugünkü konu Avrupa Yapı Sistemlerinden Mesut Altun Bey. Hoş geldiniz Mesut Bey. Siz de hoş geldiniz Esma Hanım. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mesut Bey, öncelikle hem sizi tanımak hem de seyircilerimize tanıtmak isteriz. Bize tabii biraz ki kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1975 Malatya doğumluyum. Malatya'da ilk ve orta ve lise öğretimi tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. 92'de 96 yıl arasında üniversiteyi bitirdim. 1996 yılından beri de sektörde profesyonel olarak çalışmaktayım. İnşaat sektöründe. Şu an yüksek mimar olduğunuz mı? 2000'li yıllarda da yüksek lisansımı ekonomi ve şey üzerine yaptım. İşletme üzerine yaptım. Tamamlayıcı olacağını düşündüğüm için. Zaten sektörü biliyorum, inşaatı biliyorum. Eksik olan yönlerimi tamamlamak için yüksek lisansı işletme üzerine yaptım. Avrupa Yapı Sistemleri firmanız var. Biz biraz da bu firmanızdan söz etmek istiyoruz. Bu firmanızın ilk çıkış hikayesi nedir? Firmanızın geçmişten günümüze bir değerlendirme yapacak olsanız bize neler söylemek istersiniz? Tabii ki ben mezun olduktan sonra profesyonel olarak çalıştım. Birçok firmada işte inşaat, mimar olarak çalıştım. Ondan sonra saha mühendisi olarak çalıştım, proje yöneticisi olarak çalıştım. Tabii hep aklımda, biraz da eserde Malatyalık olduğu için hep kendi işimizi yapmak var. Yani hep ben hiçbir zaman bir yerde işte kalayım, kariyer yapayım diye bir hedefim olmadı. Ben hep kendi işimi yapacağım diye hep kafamda kurguluyordum. Tabii bu kurgu sonunda profesyonel hayatı bir kenara bırakıp 2004 yılından bu kararı alıp kendi firmamızı kurduk. O yıldan beri de sektörde hizmet vermekteyiz. Yani biz o zaman ne ilk kurarken tabii ki bir sıçrama tahtası olarak malzeme, en iyi bildiğim konu malzemeciliği ön plana çıkardık. Birçok firmanın sektörde bayiliğini yaptık. Ondan sonra taahhüt işleri yaptık. Taahhüt işleriyle beraber ciddi anlamda bir tecrübe kazandık. Yani bizim teknik olarak işi biliyorum ama sağ kısmını orada öğrendik. Yani sağ kısmını, ticareti orada öğrendik. Tabii bu bilgi birikimiyle beraber 2012 yılından beri de inşaat sektöründe kendi inşaatlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık olarak 11 yıl oldu. 25'e yakın bina yaptım. Şu anda insanlar bu evlerde yaşıyorlar. Tabii bu keyif verici bir şey. Yani her seferinde insanların gidip de o evlerde yaşadığını görmek inanın bize mutluluk veriyor. Yani o yüzden amacımız insanların mutlu olabileceği yaşam alanları oluşturmak. En büyük hedefimiz de o. Projelerinizi İstanbul'da mı yürütmeye çalışıyorsunuz yoksa Türkiye genelinde de bir proje çalışmanız var mı? Esma Hanım, biz proje odaklı çalışıyoruz. Yani bize genelde sektörden teklif geldiği zaman veyahut da bizi aradıkları zaman önce bir yere gidip bakıyoruz. Yani proje feasible mı, yani ilgilenmeye değer mi, yere bakıyoruz. Ondan sonra birçok göstergeye bakıyoruz. Yani oradaki biz bir şey katabilir miyiz? Veyahut orası bize ciddi anlamda bize bir şey katabilir mi? O gözle bakıp ona göre karar veriyor. Şu anda Ankara'da, Yalova'da, daha önce Yalova'da yaptık, Kırklareli'nde yaptım, İzmir'de yaptık. Ondan sonra şu anda ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da ciddi anlamda inşaat yapıyoruz. İstanbul'da Bayrampaşa, Silivri, daha önce Avcılar, Bahçeli Evler gibi birçok yerde, İstinye'de birçok yerde inşaat yaptık. Şu anda Silivri'de bir butik projemiz başladı. Şu anda orayı da ciddi anlamda gelişmekte olan bir bölge. Karar aldık, o bölgede de olmaya karar verdik. Ankara'da şu anda devam eden iki tane projemiz var, projelendirme sürecinde olan. Ruhsatlandırma sürecinde daha doğrusu olan. Peşinden 2024 ve 2025 yılında yapılmak üzere anlaştığımız işlerimiz var. Bir plan dahilinde işlerimizi yapıyoruz. Yani ama tabii ki Türkiye'nin her yerinde olmaya çalışacağız. Hedefimiz ileride dünyanın birçok ülkesinde iş yapmak. Şimdi siz bunlardan bahsettiniz. Birçok şehirde çalıştığınızı ve projelerinizin olduğunu söylediniz. Ve bu bence çok uzun bir süre. 2004'ten beri bu sektörde olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Geçmişten günümüze bir değerlendirme yaptığınızda sizin kendinize dönüm noktam buydu dediğiniz bir olay var mı? Ya tabii ki her proje bize bir şey katıyor. Yani ama
2012'de biz kendi inşaatlarını daha önce taahhüt yapıyorduk. Yapmaya başladıktan sonra tabii ki kendimize olan güvenimiz daha da arttı. Yani yaptıkça, bitirdikçe, insanlar sattıkça, yenilerini aldıkça güven daha arttı. Yani 2012 yılı da bizim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Unutamadığınız bir anınız var mı peki bu sektörde? Yani sektörde şöyle söyleyeyim. Ben sektörden geldiğim için işi de bilen bir insanım. Yani işin teknik boyutunu, işin operasyonel boyutunu hepsini iyi biliyorum. Yani vatandaşın tabii bizim için en büyük şey birçok yerde ilk kez ev alan insanlarla karşılaştım. Yani onların mutluluklarını görünce inanın en büyük mutluluk oydu. Yani o arkadaşların, o insanların ev alırken o heyecanlarını görmek, bizden ev alırken o mutluluklarını görmek inanın beni çok mutlu etmişti. İyi ki de bu işi yapıyorum demiştim o zaman. Yani birçok insanın ev almasına, yuva kurmasına belki de vesile olmuşsunuz. Evet, yani, bunların unutulmaması da. Ya bununla hayatlarına bir şekilde dokunuyoruz yani. Tabii para, karşında para alıyoruz ama inanın bazen biz de çok ciddi anlamda fedakarlık yapıyoruz bu insanların ev alması için. Bu da bize mutluluk veriyor yani. Mesut Bey, şimdi ben birazcık da farklı bir yere yönelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ülkemiz çok ciddi bir deprem atlattı. Evet. Yaklaşık da 2 ayı aşkın bir sürede geçti üzerinden bu depremi. Şimdi deprem sonrasında birçok vatandaşın aklında bir sürü soru oluştu. Biz de bu soruları işin ehline sormak istiyoruz. Yani size sormak istiyoruz. İlk başlarda şöyle bir soruya girizgah yapmak istiyorum. Depreme dayanıklı binalar nasıl inşa edilir ya da bir binayı nasıl depreme dayanıklı hale getirebiliriz? Ya şimdi ben depreme dayanıklı bina nasıl hale getirilir? Yani ben çok bunun çok ciddi araştırması gerektiğini düşünüyorum. Yani teknik ekipler tarafından doğru projelendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu ekipler tarafından yapılmıyorsa hiçbir anlamı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden doğru projelendirme, doğru ekipler, doğru insanlarla, doğru ekipler, mühendislerle bu işten yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama diğer türlü depreme dayanıklı ev nasıl yapılır? Türkiye'de maalesef herkes müteahhitlik, bir yasal sıkıntı var yani. Bugün siz dahil gidip müteahhitlik karnesi alıp inşaat yapabiliyorsunuz. Yani bir kere bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani insan hayatının söz konusu olduğu yapılarda hiç inşaat tecrübesi olmayan insanlar veyahut da kişiler rahatlıkla müteahhitlik karnesi alıp inşaat yapabiliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu yasal zemin hazırlanması gerekiyor. Bu işi bilen, hatta mühendis ve mimarlar içinde de belli bir tecrübe ulaşmış, belli bir sürece gelmiş, belli bir iş yapmış ve iş yaptıkları işin performansları ölçülmüş. O duruma göre bu yetkilerin ona göre verilmesi gerekiyor. Hükümet o anlamda bir takım adımlar attı ama halen o süreçler tamamlandığını düşünüyorum. Yani bunların daha da ağırlaştırılması, daha da zorlaştırılması Avrupa'daki gibi düşünüyorum. Avrupa'da bütün kıta Avrupa'sında 350 milyon nüfuslu bir ülkede Avrupa kıtasında 35 bin müteahhit varken bizim sırf Türkiye'de 400'de 500 bin lirası zaman zaman değişen rakamlara göre müteahhitlik karnesi var. Yani bu zaten bir çelişki olduğunu göstermekte. Bunun için bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu işi gerçekten bilen, bu işi ehil olan insanların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu süreçte mesela yerleşim yeri noktasında da birçok vatandaş şu an sıkıntı yaşıyor. Biz Malatya bazında ilerlediğimizde şu an şehir yeniden yıkılan binaların yerine kurulmayı düşünülüyor ya da kurulacak ya da diğer birçok ilde de aynı şekilde bu durum olacak. Yani binaların yıkıldığı yere tekrar bina inşa edilmesi sizce ne kadar doğru? Ya tabii ki eğer mümkünse bunlar tabii yani ciddi anlamda karar vermesi gereken konular. Bu nedir? Bir kere yapı, yeni yapılaşma için eğer depreme zemin olarak daha uygun yerler varsa oraların şehrin kurulması tabii tercih, ama bunlar mutlaka tarım alanı olmaması lazım. Şu anda ülkemizde en büyük sorun tarım alanları biliyorsunuz. Yani tarım alanları zaten imara açıldığı için veyahut da burada o anlamda altyapı oluşturulmadığı için ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Yani o yüzden eğer rezerv alanlar bulunabiliyorsa depreme dayanık ve tarım alanı olmayan yerler, oralar kurulmasında fayda var. Ama yoksa, mevcut yapılacaksa tabii ki bunun oturup ciddi anlamda projelendirmesi gerekiyor. Zemin değerlerini ona göre, bütün zemin değerlerini ona göre alması gerekiyor.
fay hattının nereden geçtiğine bakılması gerekiyor. Bütün bilim adamları ile beraber şehir bölge planlama ile beraber nerelere ne yapılacak, nereleri yeşil alan bırakacak, neresi sosyal donatı yapılacak, nerelere konut inşaatı yapılacak, o anlamda depremin davranış şekline göre, yani zemin değerlerine göre bütün bunlar doğru anlamda planlanması gerekiyor. Tabii ki yapılabilir yerine ama bunun doğru planlanması gerekiyor. Tarım alanı dediniz. Tarım alanlarını belki de bilmeyen izleyicilerimiz var. Onu biraz daha açalım. Tarım alanlarına neden binalar yapılmalı? Ya maalesef şimdi biliyorsunuz tarım alanları kolay oluşmuyor. 1000 yıllık, belki 2000-5000 yıllık bir süreçten sonra o tarım alanlar oluşabiliyor. O toprak kalitesi oluşturabiliyor. Bu da işte yani rant kaygısı, vahşice bir yapılanma, şey, para kazanma arzusu. İnsanları maalesef hiçbir şey değer vermeden, bu önemli, o bizim gerçekten gelecek nesillerin hakkı olan alanları biz imar açıyoruz. Yani belediyeler bilerek veya da bilmeyerek rant kaygısıyla maalesef bunu yapıyor. Bunu yapacağımıza mesela İstanbul ve çevresi Trakya Ovası biliyorsunuz ciddi anlamda bir tarım havzası. Yani mutlaka buranın bence imara kapatılması lazım. Yani nüfusun 1/3'ü maalesef İstanbul ve çevre illerde. Yani bunun bütün Anadolu'ya yayılması gerekiyor. Yani daha kurak, daha şey olan sanayinin, ondan sonra diğer alanların, bütün üretimin bu şehirler, bütün ülkede sathına yayılması gerekiyor. Ona göre de nüfusu tekrar geri göçle oraları yerleştirip tarım alanlarında bu durumdan kurtarmak gerekiyor. Bu olduğu zaman da şimdi düşün, Trakya Ovası'nı ciddi anlamda bütün Avrupa'yı besleyebilecek bir alanımız var. Ama biz değerlendiremiyoruz bunu. Ne yaptık? Fabrikalar açtık. Orada ne yaptık? İşte yapı imarını açtık. Bunları görüyorum, buğday tarlaların içinde, ayçiçek tarlaların içinde inşaatlar yapılıyor. İnanın gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Bir inşaatçı olarak çok üzülüyorum. Bunlar kolay elde edilmiyor. Bunlar gelecek nesillerin bize mirası. Yani bizim onları sahip çıkmamız gerekiyor. Ama işte maalesef bu bir devlet politikası olması gerekiyor. Bunun ciddi anlamda ağır cezalar olması gerekiyor. Yani bunun gene söylüyorum, bilim ışığında, yani şehir bölge planlamayla beraber nerelere nasıl inşaat yapılacak, onların o hazırlanacak raporlar doğrultusunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Deprem için de bu geçerli. Yani deprem olacak olan alanların, fay hatlarının, ondan sonra bütün zemin etütlerin, bütün şehir, yıkılan şehrin tekrar yapılması gerekiyor. Nerede ne sıkıntı var? Bu yapıldığı zaman bu da bize şunu sağlayacak. Mesela yeni şehirleşmede ciddi anlamda belki bunu bir fırsata çevirip daha güzel şehirler, daha modern, daha sağlıklı şehirler, daha altyapısı güzel olan şehirler oluşturabiliriz. Peki bu 11 ilde şimdi inşaat sürecine girildi ve inşaatta da bazı ana maddeler var. Demir, çimento, beton gibi. Bunların bir standardı var mı? Mesela buralarda kurulacak yeni binaların tekrar... Tabii ki onlara göre standartlar var. Yani gene dediğim gibi çizilen proje, statik hesaplara göre demirin çapı, işte kullanacak demirin detayları, özellikleri, ondan sonra betonun özellikleri, bunlar hepsi belirleniyor. Peki sadece bunlar da yeterli mi? Yani diyelim ki çok kaliteli çimento, işte, demir kullandık ama işte gene terzi meselesine geliyor. Yani bu işi bilen, bakın maalesef Türkiye'de bu anlamda sektörde ustalar belli bir eğitimden geçmiyor. Sahada yetişiyor. Yani işte buradaki şey şu, en ince nokta şu, maalesef müteahhitlik yapan birçok firma dediğim gibi teknik ekiplerden kurulu bir firmalar değil. Çok alaylı, yani işte sektörde işte gerçekten işi bu olanlar var, onlara bir şey demiyorum ama sonradan işte kuyumcu, manav, bakkal olup da bu işe girenler var. Bunlar mühendis de çalıştırmıyor. Kalfanın, ustanın inisiyatifine bırakıyor. Böyle olunca da tabii ki usta bildiği kadar yapar. Başında mutlaka bir teknik adam olması gerekiyor. Her aşamasını denetlemesi gerekiyor. Biz şu anda siz geldiniz gördünüz, bünyede çalışan arkadaşlar bugün işte sahaya gittiler mesela. Sahada yapılan bütün imalatları her aşamasını denetliyoruz. Yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunlar birer maliyet. Ama bunu da yapılması gerekiyor. Diğer türlü işte ülke, işte 11 il işte yıkıldı. Ciddi anlamda ülkenin varlıkları gitti. Belki ülke %20-%30 küçüldü. Milli gelirimiz gitti. Bunları yapmak için ciddi para harcayacağız. Halbuki baştan adam akıllı yapsak bunlara gerek kalmayacak.
bunları eğil insanlara, eğil firmalara yaptırsak, eğil mühendislere yaptırsak, bu işi bilen mühendislere, bunlara gerek kalmayacak. O yüzden hükümetin ciddi anlamda bir reform yapıp bu işin önüne geçmesi gerekiyor. Bir de biz gazeteciler olarak yani ya da basın olarak ve çevremizde duyduğumuz kadarıyla bu 11 ilde yıkılan binalar merkezdeki binaların işte köylük yerlerdeki binalara göre ya da evlere göre daha çok yıkıldığını biliyoruz. Hani köydeki evlerin daha az yıkılmasının sizce sebebi neydi? Ya orada az katlı tabii, oradaki köydeki evler genelde az katlı, tek katlı veya iki katlı en fazla olmaktadır. Bir de orada köydeki evlerde daha çok yığma dediğimiz, Anadolu'da biliyorsunuz kerpiç evler, yani eski evler, ahşap ve toprağın birlikte kullanarak yapılan evler. Tabii onlar biraz daha farklı, az katlı da olduğu için eğer fay hattında değilse daha farklı bir performans gösterebiliyor. Ama yüksek katlı betonarme binalarda şehirlerin yıkılmasıyla betonarme oluşuyor. Tabi zamanda 99'dan önce yapılan birçok yapıda işte kullanılan demir, kullanılan deprem yönetmeliği yoktu o zaman. O zaman işte insan eliyle, yani hatta şu ana kadar bu anlamda beton da bu kadar kalitesi yoktu. Beton kalitesi o zaman düşüktü. El yordamıyla yerinde kazılarak, yani yerinde harç yapılarak dökülen betonlardı. O yüzden tabii ki o zamanki teknolojiyle şimdiki teknoloji farklı. Bu binaların çoğu da eski. Eski olduğu için ciddi anlamda sıkıntılar yaşadı şehirlerde. Şimdi yeni teknolojilerden bahsettiniz. Biliyorsunuz ki yeni yapılan binalarda sismik izolasyon, titreşim sönümleyicili ve diğer birçok yeni izolatörler, sistemler kullanılıyor. Yeni iyilikler kullanılıyor. Siz Avrupa Yapı Sistemleri olarak bunları kendi yapılarınızda kullanıyor musunuz? Veya şu anki deprem bölgesinde yapılacak yeni inşaatlarda bu sistemlerin kullanılabilme olanağı sizce ne kadar? Ya tabii bunlar maliyet, yani bir kere bunun hükümet olarak, yani devlet olarak bir politikaya getirip, yani eğer ihtiyaç varsa tabii ki kullanılması gerekiyor. Yani sismik izolatörlerin özellikle büyük kütleli binalarda mutlaka kullanılması gerekiyor. İşte devlet hastaneleri, okullar, devlet kurumları, böyle küçük çaplı binalarda değil de yani büyük şey olan kütlesel binalarda kurulması gerekiyor. Çünkü oradaki yük dağılıyor. Yani o yükü dağıtmak lazım, o hareketi almak lazım. O yüzden de kullanmasına yarar var. Ama ufak, tabii ki ufak binalarda ciddi anlamda şu anda yüksek maliyetleri olduğu için gönül ister ki orada da kullanalım ama şu anda maalesef kullanılamıyor. Ama biz bunu ne yapıyoruz kendi inşaatlarımızda? Mutlaka dilatasyonları, bine kütleleri ayırıyoruz birbirinden. Yani hareket ayrı çalışabilsin diye biz mutlaka yeni yaptığımız Silivri projesinde mesela kütleleri birbirinden ayırdık yani. Orada mutlaka dilatasyonlar oluşturduk, bağımsız çalışabilsinler diye. Ona göre zeminleştirmeyi de doğru yaparsanız ciddi anlamda sıkıntı yaşamazsınız. Yani gene şeye geliyoruz, işi bilen insanlarla çalışmaya geliyor. İşi zemini iyi inceleyen, iyi bilen müteahhitlere ihtiyaç var. Son olarak şunu sormak istiyorum. Malatyalı'yı biliyorsunuz ki can kaybı olarak yine can kaybımız oldu. Fakat yıkılan bina sayısı çok fazla. Yani diğer... o yıkılan binalarla beraber esasında şu var. Yani yıkılmayıp da ağır hasarlı olan binalar çok var. Onlar da çok fazla var. Mesela bu kentin yeniden inşa edilme sürecini siz nasıl bakıyorsunuz? Kaç yılda inşa edilir? Kent tekrar kendini ne zaman toparlayabilir? Yani bu süre zarfında bir tahmin yapacak olsanız, bir değerlendirme yapacak olsanız bize neler söyleyebilirsiniz? Ya ben şunu söyledim, yani tabii ki biraz en az bir 10 yıl gerektiğini düşünüyorum, en az. Yani 10-15 yıl belki 20 yıl sürecek bir süreç. Tabii burada dediğim gibi işin başında bunu bir fırsata çevirip, yani bir kere bu 11 ilde zaten yıkılmış bu şehirler tekrar kurulacak. Bir kere bütün alanları tekrar zemin değerlerine, tekrar bütün şehircilik anlamında tekrar planlayacak şekilde imarın tekrar ona göre de gözden geçirilip ona göre bir imar planı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. O imar planına göre de tekrar şehirlerin o yapılan yeni proje imara göre nerede ne yapılacak, işte nerenin zemin değerleri nasıl, yani zemin değeri düşük olan yerlerde park, yeşil alan
bırakılabilir veya da farklı sosyal alçak katlı sosyal donat alanları avantajı yapılabilir. Çevirmek dediğimiz bu oluyor sanırım. Tabii. Herhalde park alanlarını genişletmek. Yani bir şehri yaşanabilir, nefes alınabilir hale getirmek. Yani artık 20. yüzyılda yani artık yani bunun bilim aklım bilim doğrultusunda bu işten yapılması gerekiyor. Yani alecele getirip aynı binanın yerine tekrar aynısını yapmak bence bir şehre yapabilecek olan en büyük haksızlık ve en büyük zulümdür yani. Peki son olarak şunu sorup bitirmek istiyorum. Daha önce bizim gazetemizi, Kale Gündem gazetesini duymuş muydunuz? Yani takip etmiş miydiniz? Gazeteniz hakkında neler yani düşünüyorsunuz? Yani sektörde güzel hizmet veriyorsunuz. Yani en azından yöremiz bazında insanlarımıza bilgilendirme veriyorsunuz. Yöremizin insanları, iş insanlarını, kanat önderlerini, halkımızı tanıma fırsatı buluyoruz sizlerin aracılığıyla. Bu anlamda güzel hizmet veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Samimi ve içten cevaplarınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Esma Hanım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.